60 dakikaya hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün biliyorsunuz Bakan Nebati'nin KGF kredileriyle ilgili açıklamaları vardı. Birazdan konuklarımızla bu konuyu biraz değerlendireceğiz. Çünkü paketin içeriğinde finansman konusu da var. EYT konusu da var. Ama bir taraftan tabii ki bu yeni evim kampanyasıyla birlikte farklı sektörlere de bunun dağılımı, eğilimi, etkisi illaki olacaktır. Değerli konuklarımız var. Burak Önder, Evsit Kurucu Başkanı. Hoş geldiniz Burak Bey yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Ve Nuri Gürcan, Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği Başkanı. Merhabalar Nuri Bey, hoş geldiniz. İyi yayınlar Zeliha Hanım. Merhabalar, Burak Önder, Evsit Kurucu Başkanı da yanımızda. Şimdi öncelikle sıcak konuyla ben biraz başlayacağım Nuri Bey sizinle. KGF paketi detayları var ama şimdi burada bir konu var. Fatura kayıt sistemi tamamen elektronik ortamda ve amaç dışı kullanılmayacak. Faturaya istinaden kredi. Daha önce bunları konuşuyorduk biz sanayicilerle. Bir kredi alınıyor ama bunun için fatura isteniyor diye. Daha önce uygulanan bir uygulama değil. Daha önce dediğim bundan 3-5 sene önce. Şimdi bu devam edecek gibi görünüyor. Bu Bakan Nebati'nin açıklamaları nasıl buldunuz? Öncelikle bir fayda yaratır mı? Miktar yeterli mi? İşletme harcamaları için de 35 milyar TL kefalet limitine haiz işletme için ihracata dediler. Üretim ve yatırıma destek, istihdama, EYT destek bunlar da var. Nasıl değerlendirdiniz? Faydalanabilir misiniz? Mutlaka faydası olacaktır yani sektörlerle alakalı. Şimdi bakıldığında aslında çok karışık bir paket oldu. Yani 14 tane başlık var. Bu başlıkların altında da açılımları var. Tabii bunları zaman içerisinde biraz daha göreceğiz. Aslında ihtiyacı olan herkese ulaşabilecek gibi bir durum var. Yani bugün baktığı zaman ihracatçı için, EYT için, KOBİ için veya işte dediğiniz gibi ürün ve ürün alımı ile ilgili de kullanabileceksiniz. Fakat burada şöyle bir durum var. Kategori yapılmış bildiğim kadarıyla 1'den 5'e kadar. Burada 5. sıradaki daha önce de sicili bozuk olan firmalar var. Bir numarada da sicili çok düzgün olan firmalar var. Anladığım kadarıyla yanlış anlamadıysam. 1 ile 5. sıradakine çok kredi verilebilecek gibi değil KGF. 2, 3 ve 4. kategori biraz daha ağırlıklı tutulmuş vaziyette. Bugün bakıldığında ihtiyacı olan ve doğru bir zamanda verildiğini düşünüyoruz aslında. Hakikaten şu anda EYT biliyorsunuz bizim ve tüm sektörler için ciddi anlamda bir yük getirecekti. Yılbaşı itibariyle bildiğiniz gibi asgari ücretlerdeki artışlar olsun, işte vergi dönemi olsun. Tabii ki sanayicinin ve KOBİ'lerin durmuyor, yani ödemeleri durmuyor. Bu anlamda da yine özel bankalarla alakalı halen eski sistem yine devam etmekte. Yaklaşımları çok doğru değil. Bu anlamda da böyle bir şey bize en azından bir soluk kaldıracak diye düşünüyoruz. Bu arada tabii KGF kredileriyle ilgili bu açıklamadan sonra Bakan Nebati ile birlikte banka temsilcileri de tekrardan bir toplantı yaptığına dair bilgiler de var. Tabii bu beklenen bir durumdu. Biraz önce iş dünyası konuğumuz Serhan Çetinsoy'a da kendisi de zaten böyle bir görüşme beklendiğini ifade etti. Bu özellikle konutla ya da KGF ile ilgili gelişmeler, bankalar nasıl bir burada pozisyon alacak herhalde onlarla ilgili bilemiyoruz. Bir toplantı yapıldığını ifade edelim. Şimdi Burak Bey size de döneceğim. Burada söylediği gibi 1 ve 5. kademe meselesi var. Tabii detayını gerçekten nedir ne değildir ama şimdi burada özellikle kara listeye düşenler var ya da faturayı belirtmeyenler kara listeye düşecek diyor ama zaten hali hazırda normalde işletme sermayesi yeterli vesaire gibi firmalar krediye ulaşabiliyor. Evet. Kısa veya uzun fark etmez ama özellikle faaliyetten dolayı zararda olmamış belli maddi ve nakit akışından problemler yaşayan bu nedenle bir nebze de olsa sıkıntıya düşen asıl işletmelerde yani asıl işletmelerin kredi ihtiyaçları var. Evet. Batmamak için demiyorum yani iflas edecekti de oradan alırdı ondan bahsetmiyorum. Gerçekten az bir krediyle belki işini döndürebileceklerden bahsediyorum. Bu konuda da görüşünüzü merak ediyorum. Şöyle tabii kamunun elinde kısıtlı kaynaklar var ve bu kısıtlı kaynakları en doğru şekilde dağıtmaya çalışıyor. Benim en azından
bugünkü açıklamalardan gördüğüm, kendi penceremden gördüğüm ve anladığım en önemli konulardan bir tanesi bunun amaç dışı, yani kötü amaçla demeyeyim, amaca uygun olmayan bir şekilde kullanımını önlemek. O yüzden faturaya bağlamışlar. Ben bunun işin açısı bu zamanda, özellikle içinden geçtiğimiz süreçte hem dünyada hem Türkiye'deki problemleri göz önümüze aldığında ve elimizde kıt kaynakların olduğunu gördüğümüzde doğru buluyorum. Evet, Nuri Bey de az önce söyledi. Beşe ayırmışlar kategori olarak benim anladığım. Burada birinci en sağlam dersek en güvenilir. Beşinci sağlamlık noktasında en zayıf olan haricinde. İkiye %10, üçüncü kategoriye %60, dördüncü kategoriye %10. Herhalde diğer %10'ları da diğer iki kategoriye, ama onu çok iyi açıklamadılar. Tabii iş dünyasının çok uzun zamandan beri beklediği bir paket. Malum iş dünyası özellikle 2022'nin 6. ayından sonra hem dünyadaki gelişmelerden dolayı hem de Türkiye'deki gelişmelerden dolayı finansmana erişim problemini sık sık dile getiriyorlardı. Her ne kadar Türkiye 2022 yılında %5'lik bir büyüme gösterecek olsa da, ihracatında %13'lük artışı gösterecek olsa da, makroekonomi baktığımız zaman işlerin çok iyi gitmediğini hem PMI endekslerinden hem ihracat iklim endeksinden, işte dün açıklanan sanayi verilerinden ilk defa pandemiden bu yana %1.3 daraldı. Bunu görüyordu. Zamanda açıklandı. Ümit ediyoruz ki bu kamunun kaynakları doğru şekilde dağıtılır. Siz de az önce söylediğiniz üzere bu zor süreçte bir nebze fayda en azından işletmelere, özellikle KOBİ'lere sağlar diye düşünüyorum. Ben şahsen hani şu anda çizilen senaryonun doğru olduğunu düşünüyorum. Tabii bunun önce Sayın Bakan açıklıyor, bunun tebliği yayınlanıyor, bunun detaylarını biraz daha görmek lazım. Tabii son olarak da bunun sahada nasıl uygulanacağı bence en önemli hususlardan bir tanesi. Ümit ediyoruz ki sahada aktif olarak uygulanır ve gerçek manada bu 2023 yılında, zor geçeceğini düşündüğümüz 2023 yılında bir nebze fayda sağlar diye düşünüyorum. Peki Nuri Bey, şimdi 2022 yılına biraz göz atalım. Zaten bakacağız fiyatlar, konumlamalar, zamlar. Şöyle bir de genel değerlendirme, bir de son çeyrek. Şimdi cari açığa bakıyorum, geldi onun rakamı. Sanayi üretim verisi iyi değil Kasım ayı. Aralık ayında da çok parlak bir görüntü yok bazı sektörlerde. Avrupa'daki daralma, enerji krizi, maliyet artışı. Şimdi de asgari ücret, EYT meselesi var. Sizin sektörünüz son çeyrekte ne kadarlık bir büyüme kaydetti? Bunu ben tabii enflasyon muhasebesinden arındırılmış ya da arındırılmamış gibi soruyorum size. Ve 2022'yi nasıl kapattınız sizler? Mobilya sektörü 2022 aslında son çeyreğe kadar çok olumlu şekilde devam ediyordu. Fakat son çeyrekte iç piyasada bir tıkanma oluştu ister istemez. Biliyorsunuz fiyatlarda aslında ham madde ile ilgili çok sizinle de çok konuştuk. Çok ciddi anlamda yüksek rakamları ham madde alıyorduk. 1200 liraya aldığımız ham madde şu anda 680-700 lira rakamlarına kadar geri çekildi. Yani bu suni artışları fırsatçılar şu anda gerçek rakamlara kadar geldi. Ve şu anda da vade de açılmaya başladı aslında ham madde ile ilgili. Fakat iç piyasadaki alım gücü ister istemez sektörü, iç piyasaya çalışan firmalarımızı ciddi anlamda etkilemeye başladı ve son dönemde markalı ürünlerde ciddi anlamda kampanyalar oldu bildiğiniz gibi. Tabii ki şu anda kira artışları, işçi maaşlarının artışıyla birlikte şu anda sektör bu ayın sonuna kadar aslında pozisyonunu belirleyecek ve bu pozisyon belirlemesi de yani fiyat artışları ne gelebilecek ne gelmeyecek. Şu anda tüm arkadaşlarımız bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Önce diyoruz ki aslında iç fiyatları yükseltmeden iç piyasayı da hareketli hale getirelim. Tabii yurt dışı hiç konuşmaya gerek yok. Mobilya sektörü ciddi anlamda her yıl olduğu gibi %10 ile %20 arası bir büyüme yakalıyor. Mobilya sektörü de şu anda verilere göre %20-21 civarlarında ihracatı artırarak geldik. İç piyasada da bugün genel anlamdaki tüm şeye baktığımız zaman %10 civarında bir büyüme yakalamış mobilya sektörü. Bu hakikaten küçümsenecek bir rakam değil.
2022 tabii ki, için değil mi bu? 2022'nin tamamında hiç piyasada %10'luk bir büyüme yakalandı. Evet, tamamı için konuşuyorum. Tamamı için konuşuyorum. Tabii ki sektör olarak bugün bakıldığında işte yatırıma ihtiyacımız var. Yatırımla ilgili, finansmana erişimle ilgili ihtiyacımız var ama bu yapılan KGF'ler falan tabii ki bizim sadece günlük sıkıntılarımızı çözebilecek şeyler. Bunların çok daha büyük yatırımlara ihtiyacımız var. Yani hakikaten ciddi anlamda sanayi arsasına, bununla ilgili krediye ulaşmamız lazım ki gelen talepleri karşılayabilelim yurt dışı ile ilgili. Çünkü bu fırsatı da kaçırmamamız lazım ülke olarak. Ciddi anlamda ülkemize bir rağbet var. Şu anda bakıldığı zaman turist olarak gelen misafirler bile, yani İstanbul olsun, Bursa olsun, farklı yerlerden ciddi anlamda ürün alıp ülkesine götürüyor. Yani buradaki perakendeciler de iş yapmaya başladı ciddi anlamda. Kargo taşımacılığı ciddi anlamda bir sektör oluştu mobilya ile ilgili. Masko, Modoko gibi özellikle mobilya kentlerinde çok ciddi anlamda bir böyle bir artış var. Bu da tabii ki hem de katma değerli satıyoruz. En önemli konu bu aslında. Bizim en büyük sıkıntımızdan bir tanesi de işte kilogram 3 dolarlara kadar çıktı biliyorsunuz şu anda mobilyanın ihracatta. Bunu nasıl 3,5-4 dolar veya 7-8 dolarlara çıkarabiliriz? Bununla ilgili ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor. Peki size gelelim, sektörünüze. Ben bu arada Nuri Bey'in söylediklerini de not alıyorum. Sizin söylediklerinizi de not alıyorum zaten. Şimdi hem büyüme tarafı hem de 2022'yi nasıl geçirdiniz? Şimdi burada sorunlar aynı sizlerin, bütün sanayicilerin aslında. Evet. Madde fiyatları, vadeler, nakit akışları, işletme sermayesi. Bu arazi konusunda zaten söylüyorlar. Demir Çelik'te de bazı Rusya'dan gelen arazi bakanlar. Bunları söylüyorlar yayınlarda da. Hı-hı. Yani bir ilgi var ama sizde durum ne? Nasıl kapattık 2022, 2023 Ocak? Nuri Bey şunu soracağım. Çok özür dilerim. Aklımdaydı. Ocak ayına kadar, şimdi şöyle dediniz. Ocak sona kadar fiyatlar yükselmeden iç piyasada hareketlendirelim mi dediniz siz? Değil mi? Evet, evet. Şu anda iç piyasada hakikaten stoklar var. Hmm. Bu stokları tüketmek için markalı mobilyacılarımız ciddi kampanyalar yaptılar o ikinci ayda. Şu evet. anda bunu birinci ayda devam ettirenler de var. Evet. Tabii ki ister istemez elimizde olmayan nedenlerden dolayı gelen artışlardan dolayı fiyat ayarlaması yapılması gerekiyor. Hı hı. Bunu zaten bunun belirlenmesi Ocak ayının sonu gibi olacak. Ocak ayının sonuna kadar ya mobilya sektöründe fiyatlarda artış yok diyebiliyoruz açıkçası. Sizde? Bizde tabii Ocak, bizde Ocak ayında fiyat ayarlamaları genellikle yapılır. Malum tabii üretim maliyetleri bizim gibi ülkelerde rakiplerimize oranla çok daha değişkendir. İşte bunun nedeni kurdur, ithalata biraz da ham madde noktasında dayalı olmasıdır. Tabii ham madde tarafından bakacak olursak emtia fiyatlarında bizim tarafta bir gevşeme vardı. Ama Aralık 15'ten sonra özellikle Çin'in açılma haberinden sonra bir tık böyle test ediyor yukarı doğru. Ama Çin'in Ocak ayından sonra, ocağın son haftasından sonra 3 haftalık bir Çin yeni yılı girecek. Genellikle bu dönemde ham madde tekrar düşme eğilimi gösterir. Bunu süreçte göreceğiz. İşçilik ürünleri, işçilik fiyatları, malum asgari ücrete yapılan zam. İster istemez diğer ücretler de aynı beklentiyi bu oranda getiriyor. Bu işçilik yoğun olan ürünlerde muhtemelen Şubat'tan sonraki süreçte bir şekilde yansıyacaktır diye düşünüyorum. Kurlar gördüğümüz kadarıyla seçime kadar bir stabilite içinde kalacak. O tarafta çok büyük bir sorun görmüyorum. Enerji fiyatları %16 geri geldi ama enerji yoğun sektörlerde bizde porselen, işte cam, bunlarda bir tık geri getirse de diğer sektörlerde, enerjinin çok yoğun olmayan sektörlerde çok büyük etkisinin olacağını düşünmüyorum. Tabii burada sadece girdi maliyetleri değil, talep de çok önemli. İşte son PMI ihracat iklim endeksine baktığımız zaman ilk çeyreğin çok iyi geçmeyeceğini görüyoruz. O yüzden ihracatçı olan firmalarımızın bir şekilde bu süreçte iç piyasaya biraz daha ağırlık vereceğini, çünkü iç piyasada da bir ilk 6 ayda işin açısı bir talep artışını bekliyoruz. Bütün bunlarla beraber ben yine de firmaların, benim gördüğüm, en azından kendi toplantılarımızda konuştuğumuz, bir araya geldiğimiz firmalarla mümkün olduğu kadar geçişleri minimum düzeyde yapmaya çalışıyorlar. Çünkü ortada ciddi bir belirsizlik var. Ocak ayının sonunda benim şahsi gördüğüm, yani %5 ile %15 arasında işçiliğin aldığı paya,
göre bir fiyat artışlarının olabileceğini ben piyasada, sektörde, farklı ürün gruplarında gördüğümü söyleyebilirim. Ocak ayının sonuna kadar %15-17. Ocak ayından sonra, evet, sonra. Şubat'tan sonra, evet. Ocak ayından sonra %15-17'lik bir... %5 ila 15. Pardon, özür dilerim. Evet. %5 ila 15'lik bir fiyat artışı olma ihtimali var. Var. Evet. Anladım. Sanayi arsasında konusunda da Nuri Bey'e el yükseltmek, destek vermek açısından. Evet, Türkiye'de yatırımın önünde en büyük problemlerden bir tanesi her ne kadar finansman olarak gözükse de yer çok büyük bir sıkıntı. Bugün çevremizdeki işletmelere baktığımız zaman böyle bir makine daha koyacak yerlerinin olmadığını görüyoruz. Dünyada sanayisi iyi olan ülkelere baktığınız zaman işte sanayinin aldığı pay, yüz ölçümünde %3, %5 Fransa, Almanya'ya baktığınız zaman bizde binde beşler konumunda. O yüzden tarıma elverişsiz arazilerin sanayiye rant açılmadan açılmasının Türk sanayisinin önünde ciddi bir fırsat yaratacağını düşünenlerdenim işin açısı. Bir şekilde finansa ulaşsak da makineye koyacak yeri olmayan birçok firmanın olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim size. Sanayi için arazi lazım. Bu hem de yani doğru işletilirse Türkiye'de işte Ar-Ge'nin, tasarımın, inovasyonun ya da üretim teknolojisinin gelişmemesinin bir nedeni de, bütün nedeni buna bağlıyorum ama şuna bağlayabiliriz. Maliyetler çok ağır. Arsa, inşaat, yapım. Firmalar uzun süre birikimlerini buraya ayırıyorlar işin açısı ve bundan sonra bina yaptıktan sonra işte insan kaynağına gerekli yatırımı yapamıyor. Biz sadece eğitimi üniversitelerden, okullardan bekleyemeyiz. Bizim de kendi insan kaynağımızı yetiştirmemiz lazım. İnsan kaynağının gelişmemesinin nedenlerinden bir tanesi de bu. İşte inovasyona, Ar-Ge'ye bu kadar bütçe ayıramıyor ya da markalaşmaya. Nedeni elindeki bütün birikimini, 10 yıldır yani yaptığı birikimi bir şekilde arsa ya da binayı ayırmak durumunda kalıyor. Hani nedenlerden bir tanesini de bu diye özetleyebilirim. Sizde durum ne Nuri Bey? Bizde de aslında bakıldığında çok güzel dile getirdi. Bizler ister istemez katma değerli yüksek ürünler yapan firmalarız. Mopsat olarak. Fakat şu anda biz İstanbul'un dışarısında çıkamıyoruz. Neden çıkamıyoruz? Çünkü zanaatkar dediğimiz bir esnafla çalışıyoruz. Yani kişilerle çalışıyoruz ve bunların şu anda artık üniversite çağına gelmiş çocukları ve bunlardan dolayı da İstanbul dışına çıkma gibi bir lüksümüz yok. Ve biz katı atığı olmayan, yani bakıldığı zaman atığı olmayan bir sektörüz. Bununla ilgili bizim İstanbul'la alakalı hem İstanbul Anadolu yakası hem Avrupa yakasında acilen, hakikaten ciddi anlamda yere ihtiyacımız var. Çünkü firmaların kendilerini, çok zanaatkar firmalar kendilerini bütün dünya piyasasına açmaları gerektirirken şu anda hakikaten bir yerde sıkışmış vaziyetteler. Bununla ilgili ciddi tedbirlerin alınması lazım. Bunu her yerde söylüyoruz. Bir de konu gelmişken Ocak ayında bir fuarımız var Derya Hanım. Evet. Ondan da çok izin verirseniz bahsetmek istiyorum. Bizim mobilya sektörü Ocak ayının 23'ü 24'ü gibi fuar başlatıyoruz. Ve Türkiye'nin en büyük fuarını yapıyoruz. Her iki alanda hem İstanbul Fuar Merkezi hem de TÜYAP Fuar Merkezi'nde yıla da böyle fuarla başlamamız, yani yaptığımız ihracatın aşağı yukarı 4 milyar dolardı, 5 milyar dolardı özür dilerim. Bunun neredeyse bağlantısının %40'ı, %50'sini bu fuarda yapıyoruz. Ve 860 firmamız var katılan ve uluslararası fuar niteliğine de bu yıl katıldık. Yurt dışından da şu anda üreticiler bu fuara katılıyorlar. Bizim için aslında Ocak ayında böyle olması, senenin ilk fuarı olması ciddi anlamda bizi motivasyon evet. Konusunda da motive ediyor. Bununla ilgili de ciddi anlamda sektör şu anda fuara çalışıyor. Vallahi seviniyoruz böyle fuar haberlerine. Bakalım ne kadar yabancı ilgisi gelecek. Peki Burak Bey, şimdi bu konut evim, yani yeni evim kampanyası ya da orta gelirli konut kampanyası daha net değil. Net derken 16 Ocak'tan sonra başlayacak ama bazı konular var orada açıklaması gereken, ama neyse. Bir şekilde o başarılı olursa sizin sektöre bu nasıl yansıyacak? Burada bir beklentiniz var mı? Ya da bir bakalım ne olacak, bir satışlar gibi mi öngörüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bu konuda? Tabii bu süreçte özellikle 2023 yılında iç piyasadan, iç talepten ümidimiz yüksek. Özellikle yarın ilk 6 ayında. Çünkü bir şekilde işte gerek asgari ücretteki artış, gerek EYT, de sağlanacak finansman desteği,
hane halkının eline geçecek ücretler bir şekilde bunlar ticaretin içinde muhakkak payını alacaktır. Bunun yanında tabii ki konut projesi de bizim sektörümüz ve mobilya sektörü için hatta birçok sektör için önemli unsurlardan bir tanesi. Muhakkak bir etki edecektir ama bununla ilgili bir hani ne kadarlık hani çok full alan var. Bunun sonuçlarını hani önümüzdeki süreçte göreceğiz. O nüanslar belli olduktan sonra daha iyi ölçebiliriz. Ama genel olarak ilk 6 ayda biz iç piyasada bir hareketlilik pozitif olarak yansıyacağını düşünüyoruz. Şimdi Nuri Bey size de şunu soracağım. Şimdi bu mevcut kampanya ile beraber şimdi mesela projelere soranlar çok oluyormuş. Bu şartlara uyuyor muyum, uymuyor muyum, uyuyorsam kapora bırakanlar oluyormuş vesaire. Mobilya sektöründe peki hani böyle bir müşterinin gelip bakması, sorgulaması, araştırması durumu var mı? Yani bir hareketlilik var mı bu kampanyayla bağlı olarak diye sorayım. Ve tabii ücret artmayacak dediniz ya en azından ocağa kadar. Buyurun. Evet. Şimdi bakıldığında 12. ayda ciddi anlamda aslında mağazalar iş yaptı. Bugün bakıldığı zaman herkes fiyatlara fark geleceğini biliyor. Bildiği için de imkanı olanlar hepsi 12. ayda bağlantılı bir şekilde ürünlerini almaya çalışıyorlar. Halen bu 1. ayda da devam ediyor. Bu da bakıldığı zaman tabii ki ciddi anlamda sorgulanıyor ve araştırılıyor aslında rakamlar. Ve biraz önce de rakamlardan bahsedeceğiz. İşte bilindiği gibi işte maaş artışları, kira artışları, genel giderdeki artışlar olduğu zaman şu anda da bizim sektör olarak da bakıldığında %20 ile 25 arası bir fiyat farkı aşağı yukarı çıkıyor. Bütün arkadaşlarla görüşmemizde de böyle bir fiyatın kaçınılmaz olduğu görünüyor. Önümüzdeki yılla ilgili de aslında şu anda bizim işte fuarla birlikte ihracat anlamında ciddi bir ivme kazanıyoruz. Firmalarımız soluksuz çalışıyor. İç piyasayla alakalı da işte konut projesi bizim biraz daha 4. çeyrekte falan bizim mobilya sektörüyle ilgili belki eğer hızlı başlarsa bu projeler artık oranın işte bilindiği gibi inşaatın kapısıdır, mutfağıdır, vesiyeridir, ahşapla ilgili olan kısımlarıyla ilgili proje firmalarımızda ciddi anlamda bir iş yükü getirecektir. Bu da tabii azımsanacak bir durum değil, ciddi anlamda bir yatırıma da ihtiyacı var aslında bu sektörün bunları karşılayabilmeleri için. Peki gelelim, unutmadık EYT ve asgari ücreti. Şimdi EYT destek de paketi de var. 25 milyar TL kefalet limitiyle EYT destek paketine verecekler. Şimdi burada işletmeler tabii ki diyorduk işte emekli olanlar ve emekli olduktan sonra kıdem alıp ayrılacak olanlar var. Aslında araştırmalar %70-80 devam edeceğini gösteriyor ama realitede ne olacak bilmiyoruz. Şimdi bu sektörünüz açısından ne ifade edecek? Çünkü herhalde biz Ocak ayı ya da bilemediniz Şubat ayında göreceğiz bunu meclisten geçtiğini herhalde. Dolayısıyla bu bir gerçeklik. Hazır mısınız? Ne kadarlık bir orandan bahsediyoruz mesela sektörde? Yine %30 gibi bir oran var genel sektörlerde. Sizde durum ne? Ödeme kabiliyeti nasıl? Hı hı. EYT iki başlık altında sıralayabilir. Bir tanesi finansman. Sondan başlayayım. Tabii ki açıklanan yeni KGF paketinde işte 25 milyar Türk lirasının bu konuyla ilgili firmaları değil de işte emekli olacak personele verileceği. Hani bir de bunun 6 ay ödemesi 36 ay olacağı konuşuluyor. Bu bir şekilde firmaları rahatlatacaktır finansman açısından. Tabii diğer önemli konu insan kaynağı açısından. Çünkü yetişmiş insan kaynağını kaybetmek daha büyük bir risk. Ama ben genel anlamda baktığımda, kendi penceremden gördüğümde insanların çoğunun işlerine devam edeceğini düşünüyoruz. Tabii kamunun yaptığı düzenlemelere de eğer aynı iş yerinde çalışmaya devam ederse prim destek teşviği verilecek. Onun da bir etki edeceğini düşünüyorum. O yüzden hani çok fazla memleketine göçecek, tersine göç olmadığı sürece insanların şirketlerde kalacağını ve çalışma hayatının içinde olacaklarını ben düşünüyorum. Yüzde kaç derseniz bizim yaptığımız, kendi aramızda yaptığımız şeyde yaklaşık %20 ile %25 arasında bir EYT oranının olduğunu söyleyebilirim. Sizde durum ne sektörde? Bizim bunun finansman tarafı da var tabii. Buyurun. %30-35 civarında var. Örnek olarak kendi firmamda bile 58 tane emekli olacak var. Şimdi 25 bin lira bir KGF söylendi. Şimdi bugün bakıldığında
20 yıllık, 18 yıllık, 25 yıllık elemanlarımız var. Bugün bakıldığında bunların hepsi aynı anda artık emekliliğini isteyecekler. Şimdi böyle bir durumda da 150-200 bin, 250 bin TL'den kişilere ödeyeceğimiz rakamlar. Hakikaten bu 25 bin rakamları ciddi anlamda çok düşük kalıyor. Ve buradaki arkadaşların tekrar çalışılabilme durumuyla alakalı da sektör şu anda ciddi anlamda kalifiye elemana ihtiyacı olduğu için şu anda ciddi transferler olmaya başladı bizim sektörle. Ve burada da özellikle yeni yetişecek genç elemanlarımızda şu anda hiç yok denecek kadar az. Emin olun. Ne okuldan geliyor ne de dışarıdan alıp yetiştirdiğimiz arkadaşlarımız bugün ciddi anlamda işte bir motokurye sevdası olmuş. Gençler şimdi motokuryelik yapıyor. Ve bununla ilgili de bir takım tedbirler alınması lazım. Yani herkesin bu işi yapmaması lazım. Özellikle de başımıza gelen bir şeyi anlatmaya çalışıyorum. Şu anda bu Çalışma Bakanlığı ile ilgili ciddi anlamda da yazışmalar yapıyoruz. Çalışan elemanlarımız şu anda devlet kurumunda işe girebiliyorlar. Aslında bu kadar işsizlik varken, işi olmayan insanlar varken çalışan insanlardan neden işe alınıyor? Bununla ilgili de ciddi anlamda yazışmalar yapıyoruz. Bununla ilgili kimseden bir cevap alamadık açıkçası. Ne kadarlık sektörde ne kadarlık bir ücret artışı zam var? Şu anda biz %55 artışın tamamını yapıyoruz. Yani yüksek maaş alan arkadaşlarımız da şu anda çünkü alternatifimiz yok. Yani sektör olarak şu anda bununla ilgili bütün arkadaşlarımız %55 ile alakalı bütün bu artışların tamamını yapıyor. Siz? Bizde de durum aynı. Yani asgari ücretteki her artış, her düzenleme ister istemez diğer skalaları da etkileyecek. Çünkü aradaki makas da kapanmaya başlıyor. Tabii herkes artık insan kaynağının önemini çok daha fazla hissettiği için elindeki yetişmiş personeli de kaçırmamak için işin açısı %50 ve üzeri duruma göre zamlar, maaş artışları olacak bu süreçte. Evet, peki bunların Nuri Bey, bu artışların hem piyasa açısından hem de enflasyona etkisi açısından görüşünüz ne? Valla ister istemez hiç kimse bunu cebinden karşılayamaz. İster istemez bunlar fiyatlara bir fark yarataraktan gelecek. Biraz önceki size söylediğim işte 20'ler 25'ler rakamı bugün gelen kira artışları ve işçi ücretleriyle alakalı bir şey. Ham maddeyle ilgili henüz hiçbir şey yok. Şu anda farklı sektörlerden, metalden falan geliyor bize ama %10-15 civarlarında geliyor. Yani öyle yüksek bir artış yok malzeme ile alakalı ama genel giderlerle alakalı böyle bir artış var. Çünkü bugün bakıldığınız zaman kirada bile %70'ler, %77'lerle ilgili bir artış yapılıyor. Bunlar ister istemez maliyetlere, ürünün üzerine yüklememiz gerekiyor. Bu da kaçınılmaz bir şey. Bu da birinci ayın sonunda yani ikinci ayda ister istemez fiyatlara yansıyacak. Bu da tabii ki enflasyon olarak geri dönecek. Peki sizde? Az önce söyledim. Muhakkak Ocak ayından sonra ürün grubun için 5-15 arası. Mobilya %20-25 diyor. Evet, yani orada işçilik tabii Nuri Bey'in sektörü, mobilya sektörü, işçilik yoğun bir sektör. Oradaki ürün grubuna göre de değişecektir. Tabii ben şurada şu parantezi açmak lazım. Bugün hani problemler silsilesinin en üstündeki yer aslında fiyat istikrarı, enflasyon. O yüzden biraz daha böyle geçen programda da konuşmuştuk. Orta uzun vadeli bakmak lazım. İşte gerek ihracatçının kur beklentisi, gerek bu maaşlar vesaire derken bunlar aslında hepsi kısa vadede bir getiri olsa da orta uzun vadede aynı sarmalın etrafında dönmemize neden olacak. Tabii 2023 Türkiye'de bir seçim yılı. Ümit ediyoruz ki seçimden sonraki süreçte bizim de önceliğimiz muhakkak fiyat istikrarı ve enflasyonla, yani enflasyonla mücadele olması gerekiyor ki ondan sonraki süreçte daha sıhhatli bir büyüme ya da ihracatta ya da Türkiye'nin ekonomik büyümesini görebilelim. Peki Nuri Bey ve tabii ki Burak Önder Bey, çok teşekkür ediyorum ben size. Çok değerli bilgilerimizi aldık sizden. Tabii bu dolar kurunu ben son olarak soracağım. İhracatçı kurdan rahatsız ya. Ne diyorsunuz Nuri Bey? Şimdi
İhracatçı tabii ki şu anlamda bakıldığında biz fiyat artışı yapmakta zorlanıyoruz açıkçası. Yani 10 dolara sattığımız bir ürünü 11 dolara yurt dışındaki bayimize veya müşterimize kabul ettirmemiz çok zor oluyor. Bu anlamda sıkıntı yaşıyoruz açıkçası. Fakat şu anda da böyle doların artışıyla ilgili seçime kadar da bir şey olmayacağını yani öyle görüyoruz ve ona göre fiyat politikasını yapmaya çalışıyoruz. Son. Yani evet. iki bakış açısı var bence iki tarafta da. Birincisi tabii serbest piyasa koşullarının uygulanması gerekiyor. Yoksa aksi takdirde daha önceki tecrübelerimiz tutulan bir dolar kurunun akabinde daha büyük sorunlara neden olabileceğini gördük, tecrübe ettik bunu. İkinci tarafı tabii kendimize biraz taş atayım. Kendi üretici sanayici. Evet bu TL girdi maliyetler artıyor ama şuna da bakmak lazım. Yani tamamıyla bu düşünceye katılamıyorum, bu görüşe katılamadığımı söyleyeyim. Çok haklı, o okey ama muhakkak bu da kurdaki yükseliş ister istemez enflasyondaki baskıyı arttıracak ve tekrar aynı sarmalın içinde o zaman tekrar kurun yükselmesini bekleyeceğiz. O yüzden evet kurların serbest bırakılması eğer varsa bilmiyorum benim biraz sınırlarımı aşıyor, bilgimi de aşıyor. Eğer böyle bir şey varsa serbest piyasa ekonomisinin şartları yerine getirilmeli ama Türkiye ihracatçısının da Türkiye ihracatının da sadece TL'nin değersizleştirilmesi üzerinden ihracatını arttırma stratejisini de hani terk çok etmesi evet lazım. Evet kabul etmemek lazım. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Evet bunu dillendirmeye başladılar sanayiciler nihayet. Hani sadece kur değil işin içine başka şeyler de giriyor ama zor bir dönemden geçiyoruz. Evet. Kolay gelsin. Bütün sanayicileri buradan kolay gelsin demekten başka şansım yok. Ama biz burada dilimiz döndüğünce sizlerin sorunlarını ve çözümlerini yer vermeye çalışıyoruz. Nuri Gürcan Bey çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık efendim. Size de Burak Önder Bey tekrar bekliyorum yayına. Teşekkür ederim. Kısa zaman içerisinde. Hemen Avrupa'ya gidelim bir Londra'ya dönelim. Ceren Dilekçi beni bekliyor. Ceren nedir başlıkların? Zeliha merhabalar. Evet Avrupa borsanın kapanışına bakalım. Endeksler bugün yükselişle tamamlıyor. Endekslere baktığımız zaman %1'e ulaşan primler var. Alman DAX endeksi %1.1'lik primle yükselişte başı çekiyor. Fransa borsası %0.8 yukarıda. İngiltere borsasında primler biraz daha sınırlı. %0.5 seviyesinde bulunuyor. Euro aynı zamanda kazançlarını arttırdı. Dolar karşısında 1.0770 seviyesinin üzerine çıktı. Frank karşısında ise Temmuz'dan bu yana ilk kez parite seviyesine yükseldiğini takip ettik. İtalya, Almanya 10 yıllık tahvil faiz spreadine baktığımız zaman ise 181 bas puan ile Nisan'dan bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu. İtalya tahvilleri kazançlarını arttırdı. Tabi bunda az önce gelen bir haber etkili oldu. Çünkü bir süredir Avrupa Birliği liderleri ABD'nin yeşil teknolojileri destekleyen artan yatırımlarına karşı nasıl bir adım atacağı konusunda tartışıyorlar. Ve bu noktada ilk somut rapor Almanya'dan gelecek gibi gözüküyor. Çünkü bu hafta içerisinde Sosyal Demokratların hazırladığı raporun yayınlanması bekleniyor. Bloomberg'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Avrupa Birliği ülkeleri artan ABD sübvansiyonlarına karşı yeşil teknolojiler karşısında daha fazla yatırım çekebilmek adına yeni bir fon oluşturulması konusunu görüşecekler. Burada aslında Almanya Başbakanı Scholz'un desteklediği bir çağrı var ve bütün Avrupa Birliği ülkelerine ortak bir fon, finansman aracı oluşturulması çağrısında bulunmuş durumda. Tabii detaylara baktığımız zaman Avrupa'nın önümüzdeki günlerde açıklayacağı endüstriyel stratejisinde bu rapor önemli bir yer tutacak diyebiliriz Zeliha. Peki Ceren çok teşekkür ediyorum seni de beklettik kusura bakma işte piyasadaki durumu anlamaya çalışıyoruz. Bir başka konumuz var konuğumuz da var Mustafa Kemal Turnacı Mobisat Başkanı hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum. Efendim şuradan başlayacağım ben 12 aylık cari açık 45 milyar dolar aştı bunun çoğunluğu enerji ama hala hazırda mevcut durumda mobil iletişim araçları cep telefonları vesaire bunlara ilgimiz devam ediyor. Ancak burada klonlanan telefonlar konusunu çok konuşmuştuk. Sizin sektörünüzün 2022 yılını ben sormak isterim. En büyük problemleriniz neydi? Cari açığı etkileyen de konulardan bir tanesi yani az buz değil. Hep yerli telefon diyoruz ama olamıyor. Yani tüketici herhalde alışkanlıklarından vazgeçemiyor ama buyurun. Kesinlikle. Aslında
temelinde cari açık algısının oluştuğunu düşünüyoruz açıkçası. Ama biz artık ürünümüz sizin de bahsettiğiniz gibi vazgeçilemez, artık lüks olmaktan çıktı. Bizim ürünümüz bir hayat kumandası olarak karşımıza çıkıyor. Gerçek bir ihtiyaç, günümüzdeki en temel ihtiyaçlarımızdan birisi iletişim. Haliyle de bu alanda ürünümüzü değerlendirdiğimizde cari açık algısından dolayı bir takım baskılarla maalesef karşı karşıya kalıyoruz. Bu da bizim bakış açımızda üzüldüğümüz en büyük tarafı şu açıkçası. Maalesef stratejik öneme sahip bir sektörün ve ürünün ülke olarak birçok alanda katma değerinden yeterli şekilde faydalanamamamıza sebep oluyor. Bu bizim açımızdan çok önemli. Maalesef biraz önce söylediğim gibi cari açık algısıyla alınan kararların neticesinde sektör belirli alanda daralma yaşıyor. Bugüne kadar değerlendirdiğimizde 2022 yılını sordunuz. Bugüne kadar sektörümüzün kurulduğu günden bugüne ortalamada 12 milyon cep telefonu satışıyla karşı karşıyayız. 2018 yılında tamamen bahsettiğimiz cari açık algısıyla alınan kararların neticesinde 2020 ve 2021 yıllarında 10 milyon seviyelerinde seyreden rakamlarımız 2022 yılında tekrar 11 milyon rakamının üzerinde bir seviyede kapatıyor. Lakin aslında bunlar tamamen gerçek verilere dayanmıyor. Neden? Bugün özellikle pandemi döneminde ürünlerimize, mobil iletişim araçlarına, cep telefonu başta olmak üzere ihtiyacın daha çok arttığı bir dönem yaşadık aslına bakarsanız. Haliyle aslında genç nüfusumuzla birlikte satışımızın bizim belli oranda artması gerekiyor. Evet. Ama maalesef hayatımıza çeşitli kuralların neticesinde kayıt dışılık gibi ya da alternatif kanallar, yolcu beraberinde gelen cihazlar gibi alternatif kanallar giriyor. Aslında ülkemizde 16 milyon seviyelerinde bir cep telefonu satışı varken biz legal olarak sadece bunun 11 milyon seviyelerindeki rakamı sektöre yayabiliyoruz. Yani üçte bir kayıt dışı mı? Kesinlikle, maalesef. Sadece kayıt dışı değil, alternatif kanal. Alternatif mesela, kanal veya işte bu yolcu beraberi, evet, değil mi? Evet, yani klonlama sorunu zaten en son dönemde gerçi bu alanda atılan bir takım adımlar var. 2023 yılında klonlamanın büyük oranda hayatımızdan çıkacağını düşünüyoruz. Bu en azından bizi mutlu eden bir durum. Ama alternatif kanal yolcu beraberinde gelen cihazlar artık sektörün %15 seviyelerine yaklaşmış rakamlardan bahsediliyor. Peki yeni gelen fiyat artışıyla beraber hani işletme durumu var ya pasaporta, orada bazı kısıtlamalar da var ya da fiyat artışları, bunlarda memnun musunuz? Daha mı farklı bir sisteme geçmeli? Şu anda yeniden değerleme oranında, evet, bir rutin bir artış söz konusu var. Ama halen yurt dışında yolcu beraberinde getirilen cihazlarda özellikle üst segmentte fiyat makasımız çok yüksek. Bu fiyat makasının daraltılması gerekiyor. Nasıl olacak? Çok net. Bizim talebimiz ve ricamız şu yönde. Aynı otomotiv sektöründeki gibi ülkemize getirilen cihazlardan ülkemizdeki vergi karşılığı bedelinde harçların belirlenmesi. Yani vatandaş yurt dışından cep telefonunu alabilir. Satın alma özgürlüğüdür. İletişim ağının kopmaması gerekir. Her zaman söylüyoruz, yurt dışında ihtiyacı olabilir, telefonu arızalanabilir ve iletişimi kopmaması gerekir. Vatandaş yurt dışında cep telefonu alıp geldiğinde aynı ülkemizdeki vatandaşlarımızın ödediği vergi karşılıklarını ödemesi gerektiğini savunuyoruz. Bu ne kadar bir rakam ortalama? Şöyle söyleyeyim, aslına bakarsanız ülkemizde oransal vergilerimiz %82 seviyelerinde. Ama şöyle değerlendirecek olursak, oransalda bahsediyorum, şöyle değerlendirecek olursak, ülkemizde ortalama 50 tane modelin satıldığını düşünelim. Ortalama da bu civarlarda model satışı, cep telefonu modeli satışı var. Aslında iki tane örneği burada bir canlandıralım. Bir gelir seviyesi düşük vatandaşımız, bir de gelir seviyesi yüksek vatandaşımız. Gelir seviyesi düşük vatandaşımız yurt dışına çıkma imkanı bulursa, yurt dışında herhangi bir ihtiyacı karşılığında cep telefonu almak durumunda kalırsa, zorunda kalırsa, örnek vermek gerekirse $200 civarında bir giriş seviyesindeki telefonu alabilir yurt dışında. Yeniden değerleme oranıyla birlikte 6.091 lirada harç ödediğinde Türkiye'ye getirdiğinde maliyeti 10.000 TL civarında olur. Bu aynı aldığı ürünün Türkiye'deki karşılığı 5 ile 6.000 TL arasında. Yani gelir seviyesi düşük vatandaşımız gerçekten kanun amacına hizmet ettiğinde, ihtiyaca karşılık edindiğinde
ülkemize göre iki katı bedelle fazla bir rakama Türkiye'yi getirebiliyor. Ama gelir seviyesi yüksek vatandaşımız ortalama 3 ya da 5 modeli geçmeyecek rakam adetlerdeki cep telefonlarında ortalamaya baktığınızda 1250 dolar civarında Türkiye'ye getiriyor. Artı 6091 lira harcını ödediğinde ülkedeki bedeli aynı ürünün yaklaşık 55 bin lira civarında, 60 bin lira civarında değişen rakamlar haliyle yarı bedeline getiriyor. Yani gelir seviyesi düşük vatandaşımızdan harç bedelini ülkemizdeki fiyatlara göre iki katında alırken gelir seviyesi yüksek vatandaşımızdan yarısını alıyoruz. Aslında burada tamamen bir vergi adaletsizliği ve vergi dengesizliği mevcut. Aynı otomotiv sektöründeki gibi yolcu beraberinden vatandaşımız cep telefonu getirmek istiyorsa ülkedeki vergi karşılıklarıyla harç bedellerini değerlendirilmeliyiz. Aynı ülkemizde ne vergi ödeniyorsa aynı şekilde Türkiye'ye getirdiklerine bu vergileri aynı otomotiv sektöründen örnek veriyoruz. Otomotiv sektöründeki gibi ödemeleri gerekir. Yine Türkiye'deki vatandaşlarımız arasında da vergi adaletsizliği oluyor aksi takdirde. Yurt dışına çıkma imkanı olmayan bir vatandaşımız özellikle belirli bir segment cihazları her zaman daha pahalıya almak durumunda kalıyor. Bu aynı zamanda sektörü de çok olumsuz etkiliyor. Burada sektör gerekli yatırımları yapamaz hale geliyor. Sektör özellikle üst segment cihazlarda istihdam kaybına da vesile olan bir sinsileye bizi itiyor maalesef. Peki vadeler meselesi var. 12 aya çıkarıldı. Bu rahatlatır mı? Ve bu yurt dışından gelmeleri, daha doğrusu bu lüks değil artık, bir ihtiyaç. Bunun vadesi daha mı uzun olmalı? Daha ödenilebilir mi olmalı? Onu sormak isterim ben kesinlikle size. Kesinlikle. Bak, günümüzde vatandaşın teknolojiye ulaşımını kolaylaştırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu bir hep aynı şeyi söylüyoruz, tekrarlıyoruz. Bu bir artık ihtiyaç. Hayat kumandamız vazifesi gören ürünlerden bahsediyoruz. Haliyle vatandaşın teknolojiye ulaşımını kolaylaştırmamız lazım. Bizim önceliğimiz ve talebimiz her zaman şu. Öncelikle belirli oranda, makul oranda vergi indirimlerine gitmemiz gerekir. Vatandaşın bu ürünlere kolay ulaşabilmesi ve tercih ettiği teknolojiyi kullanabilmesi açısından bunun çok önemli bulunuyoruz. Lakin günümüz ekonomik koşullarında ilgili kurumlar tarafından bize iletilen noktalarda bu mümkün değilse tabii ki taksit gibi alternatif teşvik edici, destekleyici unsurlarla yine vatandaşın teknoloji ulaşımını, özellikle cep telefonu ulaşımını sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Çok net. Aslında Zeliha Hanım, şöyle bir veri karşımızda. 2018 yılında taksit kısıtlaması hayatımıza girdi. 2018 yılında 12 milyon adet cep telefonu satılırken legal kanalda, ne kadar artsa da bugün de legal kanalda yine 11 milyon 500 bin seviyelerinde rakamlar oluşacağı benziyor. Aynı seviyelerdeyiz. Yani vatandaş bu ürünü almaktan vazgeçmiyor ve vazgeçmemeli. Dolaylı birçok katma değeri sağlaması açısından. 2018 yılında alınan kararlardan sonra peki taksit hayatımızdan kalktı mı? Hayır. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Alışveriş kredisi yaptık. Gibi ya da kurala uyanı cezalandırdık. Yani doğru denetim mekanizması oluşmadan bazı kuralları uygulamaya kalktığımızda aynı sektörümüzde olduğu gibi kurala uyan cezalandırıldı. Kurala uymayan vatandaşı daha mağdur edecek yöntemlerle, maalesef vatandaşın birçok mağduriyetlerine sebebiyet verecek yöntemlerle yine taksit yapmaya devam etti. Bu da sektörde gelişimi de olumsuz etkileyen bir unsur. Burada biz her zaman temelde 3 unsura bakıyoruz. Vatandaşa katkısı, devlete katkısı, en son sektöre katkısı. Şimdi bu durumdan vatandaşımız mağdur. Ne olduğu belli olmayan kanallardan daha yüksek faizlerle ya da daha zor bir şekilde taksite ulaşabiliyor. Yani sistem açıklarından dolaşarak, başka bir ürün gibi göstererek vesaire vesaire birçok yöntemle karşılaşıyoruz. Devletimiz mağdur. Sadece yolcu beraberinde gelen ve klonlanan cihazların devletimize vergi kaybı olarak yansıması 40 milyar TL'nin üzerinde bir rakamdan bahsediliyor. Rakam büyük. Şimdi sektör mağdur, sektörü bu kayıt dışılığın yansıması ve yolcu beraberinde gelen cihazlardan 11 milyara yakın bir rakam yine karşımıza çıkıyor. Yani sonuçta nereden bakarsanız 60 milyar TL'ye yakın bir rakam ülkemizin kaybı olarak karşımıza çıkıyor. Bizim açımızdan baktığımızda biz bir takım günlük kararlarla değil ama sektörü topyekün
doğru kurallarla dizayn etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Diğer sektörlere göre daha genç bir sektörüz. Belki bu noktada doğru kurallarımızın oluşturulamadığı bir alan var ama artık günümüzde stratejik öneme sahip bir sektörüz. Toplum cep telefonlarıyla dijitalleşiyor. Haliyle de bu alanda kuralları sektörel açıdan çok doğru belirlememiz gerektiğini düşünüyoruz. Süren bitmiş. Vade artışı bekler misiniz hali hazırda? Özellikle ilgili kurumlardan vasıtanızla ricada bulunalım. 12 bin TL'nin üzerindeki cihazlar halen 3 taksit olarak. Orada bir esneme olmadı. Bu alanda 12 bin TL'nin üzerindeki cihazlardan en azından ilk başlangıçta bir nebze de olsa nefes olması için 6 taksite çıkmasını talep ederiz. O kadar fiyatlara da telefon da kalmadı. Yani inşallah. Peki çok teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Kısa bir ara aradan sonra devam. Pekala, turizm sektörü önümüzdeki süreçte en fazla konuşacağımız sektörlerin başında geliyor. Peki sektör temsilcileri neler söylemiş? Bu haberle bitirelim. Yarın görüşmek üzere. 2022 başlangıcındaki endişelerimize rağmen oldukça sevindirici sonuçlarla kapattığımız güzel bir yıl oldu. Rakamlar da bunu gösteriyor zaten. Eğer bunun dışında yani bugüne kadar gelen bir takım olumsuzlukların üzerine yeni bir olumsuzluk eklenmediği takdirde ki dileğimiz odur, turizm hareketimiz daha da iyi bir performans gösterecek 2023'te. Daha iyi sonuçlar alacağımız bir sezon bizi bekliyor diye düşünüyoruz. Bu sene hedef pazarlar nereler olacak? Şimdi hedef pazarlar biz her pazar ana pazar ilkesiyle hareket ediyoruz artık. Yani Antalya turizminde değişen en önemli şey, onu hemen vurgulamak isterim. Artık her pazar bizim için önemli. İrili ufaklı bütün pazarlara önem veriyoruz. Hepsiyle çalışmak üzere onlara yakın duruyoruz. Etkinliklere onlar anlamında da bu pazarlar anlamında da katılıyor ve tanıtımlarımızı hiç ara vermeden yapmaya devam ediyoruz. Tabii büyük pazarlar belli. Geçen sene Antalya'nın lokomotifi yine Rusya pazarı oldu. Onu Almanya, İngiltere, Polonya, Romanya gibi pazarlar takip etti. Bu sene de bu tabloda değişiklik olmayacağı kanaatindeyiz. İngiltere'nin biraz daha atak yapacağını düşünüyoruz. Çünkü İngiltere pazarı gerçekten yükselen değer. Üçüncü pazarımız olma noktasında artık kesin bir noktaya geldi gibi görünüyor. Bu sene fiyatlar nasıl olacak? Fiyatlar tabii ki belli ölçüde artıyor. Yani işletme maliyetlerini de düşünürsek şayet artan işletme maliyetlerini bunun fiyatlara yansımaması mümkün değil. Biz öncelikle doğru fiyatın peşinde olmalıyız. Ülkemiz adına, Antalya'mız adına doğru fiyatların peşinde olmalıyız. Doğru fiyat ille de yüksek fiyat anlamı taşımıyor ama bizim hizmet kalitemize en uygun hak ettiğimiz fiyatlarla satış yapmamız mutlaka gerekiyor. Bunu yapamadığımız takdirde turizm gelirimizi istediğimiz noktaya getiremeyiz. Zafer Bey, şu anda devam etmekte olan bir erken rezervasyon kampanyası var. Oradaki şu ana kadar gelinen süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklenen seviyede oldu mu bu sene? Erken rezervasyon henüz istediğimiz noktada değil. Takip ediyoruz. Yani geçen senelerdeki erken rezervasyon noktasında değiliz ama bunun önümüzdeki periyotta daha da iyi bir noktaya geleceğini düşünüyoruz. Yani %40'a varan bir avantaj elde etmek istiyorsa misafirlerimiz mutlaka erken rezervasyona rağbet göstermeliler diye düşünüyoruz. Golf tarafında durum nasıl? Golf bu sene 2022'de çok istediğimiz sonuçları aldığımızı söyleyemeyiz. İngiltere pazarı bizim için çok önemli bir pazar golfte, golf turizminde. Biraz geriden geldi rakamlar o anlamda. Çünkü bayrak gemisi İngilizler golf turizminde. Umuyoruz bu sene çok daha iyi sonuçlar alacağız golf rakamları anlamında.
Kongre turizminde durum nasıl? Maç turizmi çok önemli. Maç turizmi pandemiden sonra da maalesef en geç toparlayan section, bölüm oldu turizmde. Bizim NES Kongre Merkezi gibi dünya çapında bir kongre merkezimiz var 10 bin kişilik Belek'te. Dolayısıyla uluslararası anlamda da NES anlamında diğer bütün kongre turizmi yapan tesislerimizde de Belek başta olmak üzere daha iyi sonuçlar bekliyoruz. Bunun için tanıtımlarımızı hız kesmeden devam ediyoruz.